Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rezervasyon var bugün. Yönetsem bir yeri. Kontrol kan. Rica etsem soy isim ve imza. Gelir başı var güzel. O benim başı var. Benim başı Oda numaranız 1904. Herhangi bir ihtiyacınız olursa 0'ı tüşleyebilirsiniz. İyi tatiller ve istirahatler diliyorum. Rica ederim. Tabii Bodrum deyince de evet turizm başkenti diyebiliyoruz. Ne kadar Antalya il anlamda başkent diyorsak da ilçe anlamda da Bodrum'da o şekilde başkenti diyoruz. Şu anda sezon bu sene erken başladı bayramdan dolayı. İslam anlamda da şu anda 30 bin kişi turizmde İslam ediyor. Bu tabii turizm olarak otellerde, ajantacılarda burada tüm paydaşlar hepsini katkı olarak tabii ki sağlıyor. Yani ülkemizin de tabii ki bu noktada bir tabii ki değeri anlamında 30 bin kişinin de şu anda İslam etmesi de bizim iyi bir turizmci olduğumuzu da göstermiş oluyor. Tabii bu tabii ki turizm dediğimiz zaman bu havacılık da bir turizm. Bizimki de burada tabii ki yer olarak turizm olarak geçiyor. Bu oteller, barlar, restoranlar, eğlence, ajanta tüm bunların hepsini ortak olarak çünkü hepsi bir turizm olarak iş yaptığı için hepsine de biz çalışan bütün arkadaşlarımıza turizm çalışanlar olarak hitap ediyoruz. Açıkçası şu anda tabii asgari ücret 17 ama turizmde hemen hemen çok %5'i onu geçmeme kaydıyla asgari ücretle çalışıyor. Gerisi ağırlıklı asgari ücret üstü çalışma oluyor. Tabii biz burada tabii ki Bodrum'da Bodrum bir bildiğiniz gibi bir ilçe olarak buradaki İslam'ı sağlayan Türkiye'nin her yerinden geliyor. Ve bu yüzden her yerinde de geldiğinden dolayı burada bir konaklama olarak da tabii ki sağlanmış oluyor. Bu konaklamalar da lojmanlarda yani bizim kendi işletmelerin hepsinin de bir şekilde bu konaklamayı da yemesinin, içmesinin hepsini de sağlamış oluyor. Bundan dolayı da istihdam anlamında gelen esnafa da faydalı oluyor. Yani bizim tabii çalışanlar aynı zamanda burada da yiyip içip haliyle ki dışarıda aynı şekilde hizmeti kendisi aldığı için de herkes burada da tabii ki ekonomik anlamda faydalanmış oluyor. Şu andaki elimizdeki veriler olarak, görüntü olarak geçen yıla göre bir %10-15 şu anda üstüne çıkmış olarak görünüyor. Şu andaki mevcut durum bu. Ama tabii ki bu konjonktürde yani yaşanan en büyük yani bir konuda en ilk yani yaşanan bir sıkıntı turizm etkilenmiş oluyor. Ama şu anda herhangi bir olumsuz görünmüyor. Her şey çok güzel görünüyor. Bodrum'da havalar olarak da deniz olarak da her şey de iyi bir şekilde şu anda mevcut olarak korunmuş oluyor. Bundan dolayı da tüm misafirlerimiz de zaten gönül rahatlıkla yıllardır yine hep aynısı Anadolu'da her yerde gelen misafirlerimiz de Bodrum'a beklemiş oluyoruz. Personel sıkıntısı maalesef evet her sektörde olduğu gibi turizmde de var şu anda. Biz de gerçekten nitelikli iyi personel bulmaktan sıkıntı yaşıyoruz. Tabii ki bir de bu turizm bizim bu bölgede 12 ay olmamasının da bir etkisi var. Bildiğiniz gibi bölgesel olarak turizm bizim bölgede 6 ay. Haliyle bu da tabii ki negatif anlamında etkilenmiş oluyor. Ama şu anda bizim İslam anlamında personel olarak yani yakın bir zamanda üniversitelerde kapanınca daha da nitelikli personel gelecek diye bekliyoruz. Ya tabii ki bizim son yönetmelikte bizim bu sıkıntı Turizm Bakanlığımız turizmci olması nedeniyle zaten son zamanlarda bildiğimiz gibi belli yeni liseler bu konuda eğitim olarak bir eğitim bakanlığıyla bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmanın neticesinde yeni bir İslam yaratılıp bu noktada bir eğitim verilip liseden gelenler oluyor. Belli otellerle pilot bölge olarak seçildi. Bunlar halen Bodrum'da da Antalya'da da Çeşme'de devam ediyor. Tabii ki burada amacımız zaten her gelen evet maalesef son zamanlardaki eğitim düzeyi olarak herkes üniversite mezunu olup ve üniversiteye gidiyor. Aslında bunun tabii ki şimdi değişmesiyle beraber doğru olan da mesleki lise olarak
devam edilmesi çok önemli. Yani lisedeyken bir meslek olarak seçilmiş olup isteyen üniversitede gelip isteyen de lisede de kalabilir. Önemli olan kendi mesleğini severek en iyi bir şekilde yapması lazım. Çünkü hizmet sektörü istediğiniz kadar iyi bina yapabilirsiniz, istediğiniz kadar iyi bir tesis yapabilirsiniz ama nitelikli personel olmadıktan sonra o turizmin hiç anlamı olmaz. O hizmetin de hiçbir anlamı olmaz. Önemli olan biz bunu sağlamamız lazım. Bununla beraber de eğitimden geçiyor. İyi bir eğitim olmadıktan sonra da zaten bunu da yapmamız mümkün değil. Şu an Turizm Bakanımız da zaten bu konuda iyi çalışmalar yaptı. Umarım gelecekle ilgili de bu İslam'ı daha iyi bir şekilde planlanacağını da öngörüyorum. Ya şöyle, tabii ki Bodrum iç pazar Anadolu çok seviyor. Onu net söyleyebilirim. Ama dış pazarda da zaten her tesis çeşitliliğe önem vermesi lazım. Bu çeşitlilik de pazar anlamında da söylüyorum. Yani çeşitliliğe, pazara önem vermediği zaman ciddi bir sıkıntı yaşayabiliyor tesis. Burada tabii ki pazar lideri yıllardan beri İngiltere yine. Yine İngiltere başı çekiyor. Bu sene de yine aynı. Daha sonra Polonya, Almanya, Rusya ve diğer Avrupa ülkeleri sırasıyla gidilmiş oluyor. Ve bu pazarlar zaten mevcut pazarları biz aslında koruyarak yeni pazarlarda eklememiz gerekiyor. Bu çeşitlilikte olan oteller şu anda hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Ama sadece iç pazar olarak çalışan oteller şu anda dolulukta bir sıkıntı yaşadığını da öngörüyorum şu anda. Ve yani var şu anda. Yani şey mi, dolu değil mi yani? İç pazarla sırf çalışanlar maalesef, bildiğiniz gibi iç pazar bizim herkes okullar kapanınca oluyor. Bu da 3 aya olmuş oluyor. Ya Haziran 15, Eylül 15 arası iç pazar çok hareketli ve dinamik oluyor. Ama başında ve sonunda da maalesef bu bizim iç pazar olarak dediğimiz şey gelmiyorlar. Burada da dış pazar artık katkı sağlamış oluyor.